Merhaba arkadaşlar, komik video paylaşım kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir şey deniyoruz, yeni bir format. Bu formatımızın ismini henüz daha koymadım ama siz yorumlarınızda bu formatın ismini koyabilirsiniz. Vermek istediğiniz ismi verebilirsiniz. Kısacası gördüğünüz gibi ekranda şu anda Rayman var. Rayman'ı inceleyeceğiz. Rayman incelemesi yapıyoruz. Bu adam başarılı, sesi güzel, karizmatik, yakışıklı bir pislik. Tüm bu koşullar altında Rayman'ı inceleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Adam yaptı. Görüyorsunuz. Bakın. Taşları, izbe amaçları, en sert kışları aştık geldik. Yerlere, göklere, puslu denizlere sığmadık, engine taştık geldik. Hadi. Dertleri, aşkları, nice gözyaşları hepsini geride bıraktık geldik. Kırmızı akları, onca savaşları, bayrağı tarihe yazdık geldik. Bir kere, on kere, yüz kere, bin kere, el Türkiye. Bir kere, on kere, yüz kere, bin kere, yav. Dur bak dur. Bir şey diyeceğim ama diyemedim. Yine başla. Durduruyorum. Atlayacağım burayı. Aga bak şimdi bak. Burada çok güzel bir şey var. Adamın ağız açıklığı bile böyle karikatür gibi ya. Yani bununla rekabet etmek imkansız. Bu adam tabii meşhur olur. Bak. Yapacak bir şey yok yani. Adam karizmatik. Şimdi Rayman'in derdi neydi? Neler derdi oldu? Bunları inceleyeceğiz. Öncelikle ilk şarkısı olan Derdim Olsun'u bir hatırlayalım. Aga, burada da Rayman'e seslenmek istiyorum. Telif atma lütfen. Bak, telif atma. Sen de bu yollardan geçtin. Bu yolların çocuğusun. Şimdi kısaca vereceğim. Tabii ki fazla vermeyeceğim. Telif yememek için. Hemen olayı anlayacağız zaten. Ne demişti Rayman? Hemen bakıyoruz. Evet, ne dedi Rayman? Derdim olsun dedi. Şimdi bunun yansımasını bugün görüyoruz aslında. Rayman dert sahibi oldu. Ne derdi var şu anda? Hemen yeni klibine, yeni şarkısına geçiyoruz. Evet. Beni anla, beni banka gibi soy. Ya bu adam sanki parayı bulmuş, böyle bir derdi var yani. Parayla bir derdi var şu anda. Eskiden böyle bir derdi yoktu. Derdim olsun diye istedi. Ama artık banka gibi beni soy. Yani bankalarla biraz derdi var. Bunu anlıyoruz. Yani burada finansal sorunları olduğunu şuradan anlıyoruz aslında. Şarkının ilerleyen kısmına bakarsak, atladım şimdi. Boşum doldurma, yokuşum durdurma. Faiz gibisin, gitmezsin zoruma. Yani adam resmen derdim olsun dedi, sonra dert sahibi oldu. Yani para geldi, bu para şu anda ona dert oluyor. Faizler, bankalar bundan neler söğüşlüyor kim bilir. Bu paralar tabii sıkıntılı. Para derdi sıkıntılıdır arkadaşlar. Çok para sahibi olmak sıkıntı, dert sahibi olursunuz. Çok parası olan insanların bakın %90'ı dert sahibidir. Evet, yani kısaca Rayman'ın bir mesajını bu şekilde işlemiş olduk. Nereden nereye geldi? Devam ediyoruz. Bir tane daha mesaj var aslında ilk klibinde. Derdim olsun da. Hop ses gitti. Hop bir saniye. Bunu yapamadım. Olabiliyor böyle şeyler. Olmadı. Derdim olsun. Kadehler dolsun. Şimdi budun deliyor yani. Arkadaş içmek de istiyor. Kadehleri doldurmak istiyor. Şimdi hemen şeye bakacağız. Bu durumda bir gelişme olmuş mu? Bu isteği yerine gelmiş mi? Parası olduğu için artık belki gelmiştir. Hemen yeni klibine bakıyoruz. Ne diyor bu konuda Rayman? Tadım tuzum yok bu gece meyhanedeyim. Kendimi meyhanedeyim. Evet,
Bu konudaki dileği de gerçekleşmiş Rain Man'in ama dert sahibi yani. Tadı da tuzlu da yok. Bu da paradan dolayı. Bankalar bunu söğüşlemiş. Faiz maiz bu adamın kafası gitmiş yani artık. Bu para sana hayretmemiş Rain Man. Bundan sonraki dileklerini göreceğiz. Yine şarkılarını irdelemeye devam edeceğiz. Seni seviyoruz. Telif atmazsan seviniriz. Evet arkadaşlar, bir video incelememizin de sonuna geldik. Aslında Rain Man inceledik. Rain Man biliyorsunuz. Rain Man işte. Yani anlatacak fazla bir şey yok. Kanalıma abone olmayı, beni takip etmeyi, yorumları beğenmeyi, yorumlamayı unutmayın. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bye bye.